Tarihte Allah için adanan ilk kurbanı duymuş muydunuz? Hazreti İbrahim peygamberin oğlu ile arasında geçen olay üzerine semadan indirilen kuştan bahsetmiyorum. Çok daha öncesinde, ilk insan Hazreti Adem aleyhisselamın oğulları Habil ile Kabil'in kurbanlarından bahsediyorum. Yanlış duymadınız. Az sonra kurbanın nasıl başladığını, çarpıcı detaylarını dinleyeceksiniz. Her şey Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın 20'si ikiz, biri de tek olmak üzere 41 çocuğu dünyaya geldikten sonra başladı. Her doğumda bir kız, bir erkek olarak dünyaya gelen ikiz çocuklar yetişkinliğe ulaştıklarında kendisinden bir sonraki dünyaya gelen diğer kardeşiyle evlendirildiler. Fakat Habil ile Kabil bir kız için birbirleri kavga etmeye başladılar. Habil, Kabil'in ikiz kız kardeşiyle evlenmeliydi. Fakat Kabil bu duruma itiraz etti. Çünkü onunla kendisi evlenmek istiyordu. Aralarında yaşanan bu anlaşmazlığa babaları Hazreti Adem'e yansıtıp bu konu hakkında ona baş kaldırdılar. Adem aleyhisselam bir baba olmanın yanı sıra ayrıca bir peygamberdi. Duruma çözüme ulaştırmak için hakemliği Yüce Allah'a bırakma teklifi sunduğu iki oğluna, "Madem ki benim dediğimi önemsemiyorsunuz, o halde yapılacak tek şey var. Her ikiniz de bizi yaratan Allah'a kurban sunacaksınız. Rabbimiz hanginizin kurbanını kabul ederse, o kişi istediği kişiyle evlenebilecek." Habil ile Kabil bu teklifi kabul etti. İnsanlığın bu ilk döneminde kurban bugünkü gibi değildi. Kim Allah'a kurban sunmak isterse, onun için çok değerli olan bir varlığından fedakarlık yapıp onu Allah-u Teala'ya sunmak üzere bir dağın tepesine bırakması gerekiyordu. Kurbanlar dağın tepesine bırakıldıktan sonra ertesi gün gelip kontrol edildiğinde kimin kurbanı bırakıldığı yerde yoksa Allah o kişinin kurbanını kabul etmiş demektir. O zamanlar Kabil ziraatçıydı. Habil ise hayvancılıkla uğraşıyordu. Habil sahip olduğu en güzel koçu özenle süsledi ve kurban olarak onu dağın tepesine bıraktı. Kabil ise nasıl olsa Yaradan'ın iyiliğe ihtiyacı yok, olmaz mantığıyla düşünerek bir avuç çürük meyveyi aldı ve onları kurban olarak dağın tepesine bıraktı. Ertesi gün olup kurbanlarını bıraktıkları tepeye çıktıklarında gördüler ki Habil'in bıraktığı koç orada değildi. Kabil'lerin çürük meyveleri ise bıraktığı şekilde duruyordu. Allah Habil'in koçunu kabul etmiş ve onu almıştı. Bu da demek oluyordu ki kızla evlenme hakkını Habil kazanmıştı. Fakat Kabil'in gözü döndü. Habil'e onu öldüreceğini söyledi. "Habil, sen beni öldürmeye kalkarsan ben sana karşılık verip de senin gibi olmam," dedi. "Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Sen ise benim günahımı da yüklenip cehennem ehlinden olacaksın. Zalimlerin cezası işte budur," dedi. Fakat Kabil kararlıydı. Bir gece Habil uykusundayken sessizce ona yaklaştı ve elindeki taş ile kardeşinin kafasını ezerek canını aldı. Böylece tarihteki ilk cinayet iki kardeş arasında bir kız uğruna işlenmiş oldu. İşte Habil'in dağın tepesine bıraktığı ve Allah-u Teala'nın kabul edip oradan aldığı koçu aklınızın bir kenarında tutun. Az sonra bu koç hakkında duyacaklarınıza şaşıracaksınız. Hazreti İbrahim peygamberin zamanına gidip
Bugün kutladığımız Kurban Bayramı'nın nasıl başladığı gizemini aralayalım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yıllar geçmesine rağmen bir çocuğu olmuyordu. Ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti: "Ya Rabbi, bana salihlerden olacak bir evlat ver." Bu duanın üzerine seneler geçti. Sonunda Hazreti İbrahim'in İsmail adında bir erkek evladı oldu. Yıllar sonra İsmail büyüyüp delikanlı olduğu bir dönemde babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam tüyler ürpertici bir rüya gördü. Rüyasında oğlu İsmail'i Allah-u Teala'ya kurban ediyordu. Önceleri bunun sadece bir rüya olduğunu düşündü ve çok önemsemedi. Ama aynı rüya hemen hemen her gece tekrarlamaya başlayınca Hazreti İbrahim işin ciddiyetini anladı. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i oldukça ağır bir sınava çekiyordu. İbrahim Aleyhisselam karar vermişti. Bu Allah'tan gelen bir mesajdı ve gereğini yapıp oğlunu kurban edecekti. Bir gün oğlu İsmail'e bir ip, bıçak ve balta almasını, yakınlardaki sürekli çıktıkları odağa gidip odun toplayacaklarını söyledi. İsmail söylenen malzemeleri aldı ve birlikte yola çıktılar. Oraya vardıklarında Hazreti İbrahim İsmail'e yaklaştı ve ona buraya gelmelerinin esas sebebini ve gördüğü rüyayı anlattı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a tam bir teslimiyet abidesi evlat bahşedilmişti. İsmail Aleyhisselam babasına: "Ey babacığım," dedi, "sana böyle bir şey emrolunduysa gereğini yapmalısın. Beni merak etme. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Hazreti İbrahim İsmail'i kurban edeceği yer olan Mina'da hazırlığa başladı. Ellerini, ayaklarını bağlayarak onu yatırdı ve gözlerini bağladı. Ardından bıçağı çekti ve onu oğlunun boğazına sürdü. Fakat o da ne? Bu bıçak bir türlü kesmiyordu. O sırada Hazreti İsmail babasına: "Beni yüzüstü döndür. Böylece yüzümü görmezsin," dedi. Hazreti İsmail yüzünü gördüğü için babasının dayanamadığını ve işini tamamlayamadığını düşünmüştü. Hazreti İbrahim İsmail'i yüzüstü tekrar denedi. Ama bıçak bir türlü kesmiyordu. Allah-u Teala her ikisinin de samimiyetlerini ve şüphesiz teslimiyetlerini kabul etmiş ve bıçağı da kesme emrini vermişti. Hazreti İbrahim de oğlu İsmail de bu sınavdan başarıyla geçmişti. İşte tam o sırada Allah Habil'in binlerce yıl önce bir dağın tepesine kendisine sunmuş olduğu o özenle hazırlamış olan koçu Cebrail'e verdi ve onu Hazreti İbrahim'e götürmesini buyurdu. Koç ile Cebrail meleği semadan aşağı doğru inerken Hazreti İbrahim gördüğü manzara karşısında çok heyecanlandı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı oğlunun yerine kurban etmesi için semadan inen bu koç, işte bugün kurban ibadetimizin ve her yıl kutladığımız Kurban Bayramı'nın da temelini oluşturmuş oldu.